hocanın sevgililer günüyle ilgili ne düşündüğünü merak ediyor musunuz? Evet, yıllardır sessizliği tercih eden Fethullah Hoca son günlerde yaptığı açıklamalarla medyanın göz bebeği oldu. Ancak böylesi açıklamaları hiçbir yerde görmediniz. Bu da tatlık kötü parça. Sizin için sevginin anlamı ne? Sevgiyi nasıl görüyorsunuz? Ben orada da zaten bir aile sıkıldım terlerini görüyorsunuz. Sevgi varlığın mayesi olarak görüyorum. Yani Allah sevmiş, yaratmış görüyorum inancıma göre. Sizi gerçekten çok seven insanlar var. Neler hissediyorsunuz o zaman? Nuriye Hanım da bunu sormuştu da. Ben onların iştahat hatası diyorum. Onların nazarında beni o hale getirecek bir husus bilmiyorum. Yani cahiliyiz. Herhalde bir iştahat hatası. Kim bilir, belki sevginin sözünü ediyorum. Mürüvvetten bahsediyorum. Diyalogtan bahsediyorum. Mutabakat diyorum. Hep sözünü ediyoruz. Sözü bile bu kadar müessir olunca, Mevlana ile Şemcisi bizi arasında geçen şeye gelmeyen diyorum. Demek ki bu işi iyi temsil edebilsek, temsilde ve işin mantıki yanlarında boşluk olmasa herhalde fevç fevç herkes sevgiye koşacak. Peki siz herkesi sevebiliyor musunuz gerçekten? Yani insan olarak insanları sevdikleri ve sevmedikleri vardır. Bütün insanları sevebiliyor musunuz? Derecesine göre sevme isvidir, izafidir. Sevmediğin insan yoktur dünyada. Hiç sevmediğin insan yoktur. Değil insan, bağışlayın, hayvanata karşı bile aşırı bir muhabbetim vardır. Yakınlarım bilirler. Çukura düşmüş bir karıncayı çıkarmak için yarım saat uğraştığım çoktur. Çok vakidir. Hatta bir dinsizin ölümü karşısında ağladığına çok şahit olmuşlardır. Benim gibi düşünmeyen bir insanın maruz kaldığı bir felaket karşısında buradadır arkadaşlarımız zannediyorum. Sandalyeden kalkmaya yeltendiğimde kalkamadığımı sonra onlar söylediler bana. Bu bakımdan ben içimde hiç nefret duymadım. Belki nefrete karşı nefret duymaya çalıştım. Düşmanlık edilmesi gerekli olan bir şey varsa o da insanın içindeki kine, nefrete, düşmanlığa düşmanlık edinme. İnsanlara değil. O zaman siz din adı altında düşmanlık yapan insanlara da sevgisizlik duyduğunuzu söyleyebilirsiniz değil mi? Yani insanların arasını açmaya çalışan insanlara. Evet. Zannediyorum nefes bakış zaviyesini yakalayamamış. Yani yok bakıyorlar. Yani sevmek başka meseledir. Aslında dinin ruhu da sevgidir. Allah Resulü'nün bir adı da Habib'tir, Mahbub'tur. Ve Müslümanlıkta tasavvufi ifadesiyle ele alınacak olursa mertebelerin en büyüğü Habibiyet ve Mahbubiyettir. Hatta Allah'a dost olma Hazreti Halil'in mesleğidir. Allah Resulü'nü onun önünde ve üstünde görürler. Çünkü o sevendir ve sevilendir. Bu açıdan yani kini, nefreti terviç edenler zannediyorum insanların iftihar tablosunu da tanıyamamışlar. Müslümanlığı da tanıyamamışlar. Tatlı dille, sevgiyle, alakayla gönüllere girilir. Müslümanlığı anlatmanın yolu da odur. Allah Kur'an'ında Hazreti Musa'yı ve Harun'u Firavun'a gönderirken Firavun'un inanmayacağını biliyordu. Yine buyuruyor ki فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَ ona yumuşak dil kullanın. Yumuşak dil sadece dil olarak kalırsa zannediyorum bir kere olur, iki kere olur, üç kere olur, sürekli olmaz. Demek ki kalbiniz yumuşak olsun demektir o. Haliniz yumuşak, tavrınız yumuşak. Evet, genişletebiliriz onu. Öyle olmalı ki o sevgi devam etsin. Uzun zaman bir ateş böceği rasat ehlini yıldız diye aldatamaz yani. Sevginin ruha kök salması lazım ki insan sürekli sevgi gösterebilsin. Bu açıdan Muhammed'li biz bir yönüyle belki yani muhibbilik filan diyelim eski ifadesiyle yani sevenler mesleği olarak alıyor, algılıyoruz. Zaten tabi akla gelen şeyleri dağınık biraz ifade ediyorum. Ben size sevgiyle ilgili sorular soruyorum çünkü biliyorsunuz 14 Şubat Sevgililer Günü. onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sevgi alem şuur bir gerçektir. Değişik yerlerde kendine göre tezahürleri vardır, tecellileri vardır. Sevginin hiçbir çeşidi mezmun değildir. Gayesiz olanı, maksatsız olanı, hedefsiz olanı belki üzerinde durulabilir de. Sevgiyle insan bir yuvaya gidiyorsa, sevgiyle çocuğuna gidiyorsa, sevgiyle anasına yaklaşıyorsa, babasına yaklaşıyorsa, sevgiyle Allah'a yaklaşıyor, sevgiyle insanlığa yaklaşıyor, sevgiyle çevrecilerimiz var iki tane. Tabiata yaklaşıyorsa, eşyayı
işte eşyanın ötesindeki şeyleri hoş görebiliyorsa, sevebiliyorsa maksat hasıl olmuş demektir. Ama mecazi aşk planında bu sevgi bazen işte cinslerin birbirlerine karşı da olabilir. Önemli olan mesele bir ölçüde o içinde hedefsiz olmaması, gayesiz olmaması, macera olmaması bir yönüyle. O da kendilerinin bileceği şeydir. Peki, özel bir soru. Siz hiç sevgililer gününü kutladınız mı? Hayatım hep sevgililer günü olarak yaşadığından dolayı sevgisiz bir gün bulamadım ki, yani sevgiyi bulunca kutlamış olayım onu. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet.